Muhabbet Kuşları Dünyası kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün güzel yine sizler için güzel bir video çekeceğimi düşünüyorum. Aslında birçok izleyicimizin istediği videolardan bir tanesi. Bugünkü videomuz ortam temizliği. Bugün ortam temizliğini yapacağız sizlerle beraber. Bunu da videoya alacağım. Yerlerdeki yem kabuklarını sağa sola güzelce toparlayacağız. Eğer uygun yani zaman bulabilirsek yazın farklı bir dekorasyon düşünüyorum buraya. Hani güzelce her yeri kapatıp güzelce hepsini mesela tavanları falan tahtaların üzerlerini güzelce kapatıp içerileri falan değiştirip böyle farklı bir dekorasyon düşünüyoruz. Bakalım buraları toparlayabildiğimiz kafalar toparlayacağız. Yani burası daha önceden daha berbat bir durumdaydı. Bu zamana kadar hani şöyle göstereyim, bakın şu arka köşeleri görüyor musunuz, arkalar. O şekilde burası karman çormandı, ışık yoktu, çok kötü bir durumdaydı. Tabii uğraşı uğraşa şey yaparak bu duruma getirdik. Birçok arkadaşımızın kafes hani salma çok pis, işte salmayı temizliyor falan diye çok yorum yapan arkadaşımız oldu. Biz de şimdi bugün sizler için hani bir kaba değil de hani temizlik yapacağız. Yemleri falan süpüreceğiz, atacağız. Şimdi öncelikle burada özel almış olduğum, bakın temizlik yapılmıyor diyen arkadaşlar için burada özel kürek ve şey almışım. Bakın bunlarla. Bakın arkadaşlar, öncelikle kafesleri de tabi boşaltıyoruz sırayla. Dolan kafesleri sırayla boşaltıyoruz. Bakın öncelikle kuşların kafeslerin yanlarını bir aşağı atalım. Daha sonra da ne yapacağız? Onları da yerden süpürüp hepsini toparlayacağız. Şimdi bunlar kafesten dökülenleri şu şekilde atalım. Son halini görmek isteyenler videonun tamamını izlesinler. Şimdi aşama aşama bakın. Buradakileri gördüğünüz gibi buraları böyle arkadaşlar bir ayda, bir buçuk ayda bunlar birikiyor. Hani temizlenmiyor sanılıyor ama temizliyorum, tekrardan birikiyor, emin olabilirsiniz. Bakın biz çok yerde de bazı yerlerde de örümcek ağları var, onlar da biraz toz tutuyor tabii ki. Bakın şunları şöyle alalım. Şimdi buraları da temizledikten sonra kafeslerin yanlarını boşalttıktan sonra bunlar tamam. Şimdi bu kafesin önü var. Kafesimizin önünde boşaltıyoruz. Yani eğer bu işi geliştirirsek, 100.000 aboneye geçersek artık üretim için bir dükkan tarzı bir yer tutup güzel, yani fast shop tarzı değil de sadece üretim için güzel bir dükkan bulup, bakın arkadaşlar her yeri göz şeyi için şu kuşların bütün alanını şu şekilde en azından bir temizleyelim. Şimdi ne yapacağız? Şimdi şu yerde gördüğünüz yem kabuklarını toplayacağız. Şimdi bunun kabasını öncelikle kürekle toplayacağım. Nasıl toplayacağını derseniz şöyle. Bakın. Daha sonra süpürgeyle alacağız. Bayağı. Yani daha temizleyeli bir ay oldu. Bir ayda bu kadar kuş da birikiyor. Gördüğünüz gibi bakın temizlenen yerler bu şekil oluyor. Gördüğünüz gibi. İnşallah yorum atan arkadaşlar like atmayı unutmazlar. Çok temizlikle ilgili yorum aldım, onun için bugün bakın güzelce her yeri temizliyoruz. Burayı da aynı şekilde çekeceğim.
Yani bu yem kabuğu arkadaşlar, muhabbet kuşu besliyorsanız yem kabuğu her yerde olabilir. Ve böyle bir üretim haliniz varsa bu yem kabukları üretimin pis olduğunu göstermez. Yem kabuğu mecbur tül takmıyoruz burada. Yani tül takıp da hayvanları şey yapmak istemiyoruz. Hani birbirlerini hani görsünler istiyoruz, duysunlar. Yani bir özgür bir alanda yaşıyormuş gibi hissetsinler diye bu şekilde yapıyoruz. Gördüğünüz gibi buraları da çekelim. Şu şekilde. Evet. Sonra sırayla dolu olan kafeslerin altlarını da boşaltacağız. Bu şekilde devam edecek. Zaten şu kafesin altı fazla dolu değil. Bir tek şu dolu. Hint bülbüllerinin alttaki tül dolu. Tülü atacağız. Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar kamerayı kapatacağım. Temizliği bitirince tekrar devam edeceğiz sizlerle videomuza. Bakın arkadaşlar. Şimdilik ilk görüntüler bu şekilde. Ben şimdi camı açıp hem havalandırma hem de temizliği tamamlıyorum. Sizlerle sonra görüşüyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bayağı bir uğraştık. Gördüğünüz gibi şimdi size ortamı şöyle net bir şekilde göstereceğim. Bakın. Bayağı bir uğraşmanın sonucunda kamera netleşmedi. Toz olmuş. Bir saniye. Evet. Şimdi şu şekilde net bir şekilde sizlere göstereyim. Bakın ortamını, bakın. Komple temizlik yaptım. Bakın sırayla altlarında dolanları boşaltıyorum. Gördüğünüz gibi yerler temiz. İnşallah istediğiniz gibi ortam olmuştur. Bayağı uğraştım bir saattir. Buraları gördüğünüz gibi yerleri, üretimi şöyle genel olarak göstereyim size. Şimdi şöyle kapağı ağzından da göstereyim. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet. Çıkan çöpü de göstereyim. İki çuval. Tabi bunun bir çuvalı yerden değil. Şu içeriden çıktı. Daha da içeride bir çuval var. İçerinin tamamını bilerek atmıyorum. Hem sıcaklık olsun hem de kuşlar yerden yayılıyorlar. Sadece kaba pisliğini, tüyleri, kaka gibi kısımlarını üstünden sıyırarak aldım. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Üretimhane pisleyen arkadaşlara buradan selamünaleyküm diyorum. İnşallah bir daha şikayet gelmez diyorum. Burada yoğun üstek üzerine şöyle güzel bir temizlik yaptık ama daha detaylı böyle temizlik yapılması gerekebilir. Ayrıyetten böyle bir dönem artık yardım kampanyası mı başlatsak, ne yapsak diyorum. Komple kafesleri sıfırdan hepsini yenilesek diyorum. Öyle bir baba yiğit çıksa da bir yardım etse. Biz 2 aydır işsiziz malum. Çalışmıyoruz 2 aydır. Kriz bize de vurdu. İşten ayrıldık. O yüzden şimdi bazı planları geride bırakıyoruz. Mehmet kardeşim bak, kuşun o yuvaya girdi. Bu baştaki yuvaya girdi. Arkadaşlar kusura bakmayın, kuşları gelenleri hangi yuvalaklara girdiklerini söylüyorum. Zaten Sinan kardeşimin kuşu bu yuvaya giriyordu. Ve sarıyla eş oldu. Pamuk da Sinan kardeşimizin kuşuyla eş oldu. Bu yeşil tepeli olan da gördüğünüz gibi onun kardeşimizin kuşuyla eş oldu. Bak bu kuş, Mehmet kardeşim senin kuşun şu yuvaya girdi, bu yuvaya girdi. Bazen bu yuvaya geliyor. Şu an yuva seçiyorlar gördüğünüz gibi dişiler. Yaklaşık 1,5 hafta oldu, 2 hafta olmadı tam. Zaten bu yuvada bir dişimiz var, bekliyor. İnşallah bunlardan güzel güzel yavrular alırız. Sanki Mehmet kardeşimizin kuşu hamile gibi.
Poposunda şişme var. Diğer Sinan kardeşimizin kuşunun kanatları da bakın düşmeye başladı. Sırtı şişik. Onda da bir şeyler var gibi. Şu an Onur kardeşimizin kuşu daha eş tutmadı ama yuvaya giriyor. Hazır yani. Ama şu sarı tepeli olan Mehmet kardeşimizin dişisiyle eş tutan, yanından ayrılmayan, yan tutan pamuk atlı kuşum da Hollanda. Sinan kardeşim eğitim kuşumla eş tuttu serin bir şey. Buradan da bunun bilgisini vereyim dedim. Hem de güzel bir temiz videosu yaptık. Arkadaşlar şifre 1903-1999 2 haneli yani 8 haneli bu şifreyi ne yapacağını bilen arkadaşlarımız biliyorlar. Ne için verdiğini biliyorlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın. İnşallah temizlik videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı da unutmayın diyorum. Böyle size pırıl pırıl bir ortam hazırlamak için bugün biraz uğraştık. Her zaman yapıyoruz ama bugün kameralar önünde çekim yaparak yapalım dedik. İnşallah beğenmişsinizdir diyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.